Ankara'da üniversite ikinci sınıf öğrencisi Şule Çet, lüks bir apartmanın, bir rezidansın 20. katından düştü ve hayatını kaybetti. En son patronuyla birlikte olduğu iddiası var. Rezidansa girdiği tespit edildi genç kadının patronuyla birlikte. Arkadaşına gönderdiği bir de yardım mesajı var. Şimdi acaba kaza mı, intihar mı yoksa cinayet mi düşüncesi var akıllarda. Polis de şüpheleniyor tabii. Savcılık olayı çok yönlü araştırıyor. Türkiye'yi sarsan olay Ankara'da işte bu rezidansta yaşandı. Üniversite öğrencisi Şule Çet'e eğitim masraflarını karşılamak için çalıştığı iş yeri mezar oldu. Şule Çet 28 Mayıs'ta yanında asistan olarak çalıştığı kişiyle birlikte işte bu lüks plazaya geldiler ve 20. kattaki ofise birlikte çıktılar. O sırada saatler tam 23.54'ü gösteriyordu. İşte talihsiz genci ölüme götüren dakikalar da o saatten sonra başladı. Genç kadının işten çıkarılmıştı. İddiaya göre ortaklardan Çağatay Aksu yeniden işe alınabileceği vaadiyle onu ofise çağırdı. O randevu 23 yaşındaki genci doğum gününde ölüme götürdü. Saatler gece 2'yi gösterdiğinde Şule Çet ev arkadaşına buradan çıkamıyorum adam bana takmış keşke gelmeseydim diye mesaj attı. O mesajdan yaklaşık 2 saat sonra ise buradan yani plazadan 20. kattan düşerek hayatını kaybetti. Savcılık cinayet olabileceği ihtimaliyle soruşturma başlattı. Kamera görüntüleri tek tek incelendi. Görüntülerde genç kızın patronuyla birlikte rezidansa girdiği görülüyordu. Çağatay Aksu ifadesinde Şule Çet'i balkondan aşağıya sarkmış vaziyette gördüğünü, yapma demesine rağmen kendisini boşluğa bıraktığını iddia etti. Genç kadın ardında acı dolu bir hayat hikayesi bıraktı. Çet'in üniversite eğitimine başladığı yıl annesini kanserden kaybettiği, daha sonra da kalp krizi geçiren babasının tedavisi için üniversiteye bir yıl ara vermek zorunda kaldığı öğrenildi.